Ve gelelim virüsten beter dediğimiz o fırsatçılara. Malum her krizde olduğu gibi Türkiye'de koronavirüs vakasının açıklanmasıyla birlikte oluşan paniği haksız kazancı çevirmeye çalışanlar var. Hem de fahiş fiyatlarla. Öyle böyle değil. Tek bir söz, alçakça. Gelin şimdi o rakamlara bakalım. Virüse karşı etkili antibakteriyel ürünler, sıvılar, jeller, bu tür malzeme %300 zamlandı. Bu ne demek? Adını siz koyun artık. Yine benzer bir oyunda Kolonya'da oldu. Çünkü Kolonya'nın da etkili olduğu açıklandı. Kolonya fiyatları da uçtu. %500 ile %600 arasında zam var Kolonya'da. Tam bir vicdansızlık örneği. Ve gıda, internetteki gıda fiyatlarına bakanlar şok üstüne şok yaşadı. Çünkü dakikadan dakikaya değişti. Mesela bir paket makarna 45 liradan, 1 kilo bulgur ise 149 liradan satıldı. Bu da %600 ile %800 arasında zam demek. Peki vatandaş ne yapacak? Soru bu. İşte yanıtı. Bu oyunun bozmanın bir yolu var. Alo 175. Arayın, tekrar edeyim. Alo 175. Arayın, şikayet edin ve gerçekten o vicdansızlara bir dur diyelim. Hatta bizi arayın sonra ATV Haber Merkezi olarak. Biz de haberini yapalım. O fırsatçıların böylelikle kendilerini ifşa etmiş olalım. Fahiş fiyatlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Şu anda 8 paket aldık. Fiyatının 15 liraya kadar yükseldiğini duyunca ne? 7 liralık 1 kilo bulgur 149, 2,5 liralık 1 paket makarna 45, 25 kuruşluk maske ise en az 5 liradan satılıyor. Fırsatçıların yeni oyununun adı koronavirüs. Efendim kaç paket aldınız? Valla bayağı bir aldım galiba, 10 tane falan oldu. Koronavirüs endişesiyle birlikte marketlerde de yoğunluk yaşanıyor. İnternet alışverişi ise %300 artmış durumda. İşte bu da fırsatçılara yaradı. Nasıl mı? İşte makarnanın fiyatı bir paketi markette 2 lira 50 kuruş. İnternette ise aynı marka makarna 45 lira fiyatı gösterilmiş. İndirimle birlikte ise 16 liraya düştüğü söylenmiş. Fiyat yükseleceği için korkuyorum. 2 liralık şey 15 liraya niye alayım ben? Şekerde, mercimek, bakliyatta, makarnada, temizlik ürünlerinde, deterjanda, tuvalet kağıtlarında adeta bir hücum yapmış bazıları. Fırsatçılar talep arttıkça fiyatları da arttırmaya başladı. Şu anda en çok talep gören ürün makarnadan sonra un. Markette 5 kiloluk fiyatı 23 lira. İnternette ise 2 kilosu yaklaşık 17 lira. Üstelik kargoda bu ücrete dahil değil. Tüketicilerden beklediğim bu tür yağma hareketi gibi gidip parasıyla müsriflik yapıp stoklaması değil, buradan haksız fiyat artışı gördüklerinde fotoğrafını çekip firmayla birlikte bu sistem üzerinden kolayca Ticaret Bakanlığımıza şikayet etme imkanları var. Bunlar ihtiyaç, selpak muhakkak, un, çamaşır deterjanı, hani temizlik olmazsa bir şekilde mikroba yakalanma riskimiz daha çok yüksek. Marketlerde yaşanan yoğunluk üzerine gıda tüketicileri dernekleri de harekete geçti. Paniğe gerek yok. Aylarca yetecek ürün stoğumuz var diye uyarı yaptı. Personelin dolduramama yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yoksa herhangi bir stoklar boş, ürünler yok, öyle bir algı yokken ürünlerimiz var. Marketlerde yiyecek içeceklerle ilgili ürün sıkıntısı yok. Ama kolonya için durum çok farklı. Evde var ama az kaldı. Yedek olsun diyebildi. Evet. Ne yapacaksınız şimdi? Bilmiyoruz. Başka marketlere de bakabiliriz. Uzmanlar koronavirüsüne karşı kolonyanın etkili bir yöntem olduğunu söyleyince kolonya üreticilerinin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Evde vardı ama bunu çocuklar için aldım. Baya baya fazla almışsınız. Evet, arkadaşlarıma da aldım. Ankara Ulus'ta bulunan meşhur bir kolonyacının önündeyiz. Burada metreleri bulan kuyruklar oluştu. Genelde bayramlarda görmeye alıştığımız bu kuyruğun sebebi ise bu kez koronavirüs. 2 saattir bekliyoruz. Onların bir donları kalmamış, bir de şemize aldık. Ne kadardır bekliyorsunuz? Tam bir saat oldu. Kolonya'da durum marketlerde de benzer. Raflar neredeyse bomboş, bir tane bile kolonya bulabilmek mümkün değil. Efendim siz de arıyordunuz herhalde. Evet, kolonya bakıyordum ama ne yazık ki kalmamış. Kaç market gezdiniz? Bu ikinci marketim. 3 gün önce almıştım ben, açıklama yapılmadan önce. Şu an 3 katına çıkmış durumda. 5 kilo olan kolonyayı 35 lirayken şu anda 100 lira 125 liradan satıyor. Eminönü'nde temizlik, kozmetik ürünü satan hemen hemen her mağazada işte bu maskelerden bulabilmek mümkündü birkaç gün öncesine kadar ama şu elimdeki son maske. Evet, şu an son maske. Yani normalde paketini 12-12,5 liraya satarken şu an tanesini 12-15 liraya satan oluyor. Yaklaşık 5 ile 10 kat arasında fiyatlar artmış tabii ki. Eldiven bulamadınız, bunlarla mı idare ediyorsunuz? Evet, bulamadım maalesef. Bulduklarımda 50 liraya bir paketi satıyorlar.
çok pahalı, fırsatçılık yapıyorlar. Tüketici şayet 10 liraya alacağı kolonyayı 50 liraya almışsa 40 lira burada fazla para ödemiş. Fişini saklayacak. 5 liralık maske 150 liradan satılmış ve almak zorunda kalmışsa orada da 145 lira bir zararı var. Bunların fişlerini muhafaza etsin. İnternet üzerinden tüketici hakemiyetine hiçbir ücret ödemeden başvurup oradan alacağı kararla bu paraları geri alabilecektir.